Merhaba arkadaşlar. Karışımların ayrılmasıyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Katı katı karışımların ayrılması. Arkadaşlar katı katı karışımların ayrılmasında 4 tane yöntem kullanıyoruz. Ayıklama, eleme, mıknatısla ayırma, yoğunluk farkı. Katı sıvı karıştırmanın ayrılmasında buharlaştırma, basit damıtma, yüzdürme, sıvı sıvı karışımların ayrılmasında ise ayırma hunisi ve ayrımsal damıtma yani kaynama noktasından yararlanma kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsi bunların örnekler verelim. Katı katı karışımlar ayrılmasında ayıklama yöntemiyle başlayalım. Renkleri, şekilleri, büyüklükleri birbirinden farklı olan maddelerin oluşturduğu karışımları ayırmak için Örnek arkadaşlar pirinç, taş, elma, armut yani şurada bunları ayırmak için ayıklama yöntemini kullanırız. İkinci yöntemimiz eleme. Arkadaşlar tanecik yapıları ve büyüklükleri birbirinden farklı olan maddelerin oluşturduğu karışımları ayırmak için kullanılır. Bu yöntemde eleklerden yararlanılır. Arkadaşlar süzek, elek gibi aletler kullanılır. Mesela kum, çakıl şurada işçinin yaptığı gibi kepek, un kepek. Kum çakıl, mısır pirinç gibi arkadaşlar şurada olduğu gibi eleme yönteminden yaralanılır. Üçüncü yöntemimiz mıknatısla ayırma. Mıknatıs tarafından çekilebilen demir, nikel, kobalt gibi maddelerin oluşturduğu karışımlardan mıknatıs kullanılarak bu maddeleri ayırmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Demir tozu kükürt karışımı şurada gördüğünüz gibi birbirinden ayrılmış. Mıknatıs demiri çeker, kükürtü çekmez. Bu şekilde ayrılabilir. Demir tozu kum karışımı da aynı şekilde mıknatıstan yaralanarak ayırabiliriz. Arkadaşlar mıknatıstan yaralanarak bakın burada demir tozu kum karışımını da ayırabiliyoruz. Diğer ayırma yöntemimiz yoğunluk farkı. İki şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Savurma yöntemi rüzgarlı bir günde havaya savrulan buğday ve saman karışımındaki samanın yoğunluğu buğdaydan küçük olduğu için saman biraz uzağa düşerken buğday yakına düşer. Bu sayede çiftçiler buğdayı samandan ayırır şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci yöntemimiz yüzdürme yöntemi. Yine yoğunluk farkında olduğu katı katı karışımları, bazılar yoğunlukları bu katıların arasında olan ve içerisinde bu katıların çözünmediği bir sıvı eklenir. İkisinin yoğunluğunun arasında ve çözünmeyen arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Bunun sonucunda katıların biri sıvı, Yüzeyinde diğerleri ise batar. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar talaş yüzüyor, kum batıyor. Bu şekilde spatülle talaşı alıp birbirinden ayırıyoruz. Yüzen spatül kullanılarak toplanır. Batan ise e, süzme yöntemi işlemiyle ayrıştırılır. Bununla ilgili bir örnek çözelim arkadaşlar. Buna göre öğrenci beher glasın içerisinde aşağıdaki yoğunluklarıyla verilen sıvılardan hangisi eklenince amacına ulaşır. Bakıyoruz arkadaşlar pirinç 1.2 talaş 0,8. Bu ikisinin arasında, arasında yoğunlukta bir sıvı olacak. İkisinin arasında bakıyoruz 0,8 evet ikisinin arasında 13 virgül arası ikisinin arasında değil 2 de arasında değil 0,5 de arasında değil o halde bir 0,8 gram bölü santimetre yoğunluklu bir sıvının içerisine bu ikisini koyduğumuzda pirinç batacak talaş yüzecek bu şekilde birbirinden ayırmış olacağız cevabımız A şıkkı. Katı sıvı karışımların ayrılmasıyla devam edelim. Arkadaşlar katı sıvı karışımları da ilk olarak buharlaştırma yöntemini kullanıyoruz. Katı bir maddenin sıvı bir madde içerisinde çözülmesiyle arkadaşlar oluşan karışımları ayırmak için kullanılan yöntemdir. Isıtılan çözeltideki sıvı buharlaşır. Kabın içerisinde sadece katı madde kalır. Tuzlu su, kahve, süt dozu, salça yöntemlerinde bunu kullanıyoruz arkadaşlar, bu yöntemi kullanıyoruz. Bakın su buharlaşıyor, kalan ne kalıyor? Tuz kalıyor, tuzlu su, şekerli su, kahve, süt tozu, salça da suyu buharlaştırarak ayırmış oruyoruz arkadaşlar. İkincisi basit damıtma yöntemi. Arkadaşlar katı sıvı homojen karışımlardaki sıvı madde kaynatılarak önce buharlaştırılıp daha sonra yoğuşturularak ayrı bir e, kapta toplanır. İlk kapta ise geriye kalan katı madde çözünen madde kalır. Mesela şekerli şu serbet çözeltisinde basit damıtma yöntemiyle ile bileşenlerine ayırabiliriz. Arkadaşlar burada balon ilk olarak ne olacak? Su gelecek, burada yoğuşacak ve Burada toplanacak kalan ne olacak? Şeker olacak. Basit damıtma bu. Süzme yöntemi arkadaşlar evlerimizde çok kullandığımız bir yöntem. Heterojen katı sıvı karışımları ayırmak için kullanılır. Süzle işlem, süzle süzme işleminde katı tanecikleri geçirmeyen süzgeçler kullanılır. Çay süzgeci, makarna süzgeci örnek olarak verilebilir. Kum, su, talaş, su, makarna, çay, kullandığımız yöntemler bunlar arkadaşlar. Süzme yöntemiyle birbirinden ayırıyoruz heterojen katı sıvı karışımları. Arkadaşlar sıvı sıvı karışımların ayrılmasıyla devam edelim. Ayırma hunisi arkadaşlar yani yoğunluk farkı diğer ismi heterojen karışım özelliğinden sıvılar yoğunluk farkı yöntemiyle ayrılabilir. Bunun için ayırma hunisi denilen bir araç kullanılır. Bu aracımız arkadaşlar ayırma hunisi. Ayırma hunisinin musluğu açıldığında bakın arkadaşlar musluğu var. Yoğunluğu fazla olan altta o için ilk önce alta dökülür. Yoğunluğu az olan üste kalır ve musluk kapatılarak birbirinden ayrılmış olur. Arkadaşlar Ayırma hunisinin musluğu açıldığında yoğunluğu büyük olan su alttaki toplama kabında toplanır. Su bittiğinde musluk kapatılır. Başka bir kap kullanılarak musluk tekrar açılır ve zeytinyağı bu kaba aktarılır. Bu şekilde birbirinden ayrıştırılır. Zeytinyağı su karışımı, zeytinyağı ispirto karışımı bu şekilde birbirinden ayırma hunisi ile ayrılabilir arkadaşlar. Yoğunlukları farklı heterojen karışımları ayırma hunisi ile ayırıyoruz. Devam edelim. Ayrımsal damıtma, kaynama noktası farkıyla birbirinden ayırma diğer bir ismi sıvı sıvı homojen karışımları burası önemli arkadaşlar sıvı sıvı homojen karışımları sıvıların kaynama noktası farkından yararlanarak ayırabiliyoruz. Biliyorsunuz kaynama noktası maddeler için ayırt edici bir özellik. Bu şekilde kaynatarak birbirinden ayırıyoruz. Isıtılan kaptaki sıvılardan kaynama noktası küçük olan önce buharlaşır. Bu önemli. İlk önce kaynama noktası küçük olan buharlaşıyor. Sonra yoğuşturulan bu sıvı ayrı bir kapta toplanır. İlk kapta ise kaynama noktası büyük olan sıvı kalır. Arkadaşlar 2019 PBS'de bununla ilgili bir soru çıkmıştı. Birazdan onu çözeceğiz. Bakıyoruz arkadaşlar. ispirto su karışımında ilk önce ne, ne kaynayacak? İspirto kaynayacak. Bu şekilde burada yoğuşacak ve burada toplama kabında toplanacak. Arkadaşlar hangilerini ayırabiliyoruz? İspirto su karışımını ayrımsal damıtmayla alkol su karışımı yani kolonyayı, ham petrolü arkadaşlar bu her zaman sorulur. Ham petrol, benzin, mazot, doğalgaz yine ayrımsal damıtma yönteminden ayrılır. Aseton su karışımı, aseton arkadaşlar şu tırnak ojelerini kullandığınız madde. Yine gliserin su karışımı ayrımsal damıtma yöntemiyle birbirinden ayrılır. Arkadaşlar hemen talaş kum, şekerli su, kolonya, zeytinyağı su ve petrolü neyle ayırdığımızı hemen eşleştirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi petrol ve kolonya sıvı sıvı karışım olduğu için damıtma, zeytinyağı su, heterojen yoğunluk farkı, talaş kum yoğunluk farkı, şekerli su ise buharlaştırma yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz arkadaşlar. Hemen Özelliklerin hangi ayrıştırma yöntemiyle ait olduğunu yazalım. Sıvı sıvı homojen karışımların, sıvıların kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma yöntemine ne diyorduk? Damıtma diyorduk arkadaşlar. Veya kaynama noktasından farkıyla ayırma diyorduk. Yoğunlukları farklı katı katı karışımları ile birbirine karışmayan sıvı sıvı karışımları ayırmada kullanılan yöntem neydi arkadaşlar? Yoğunluk farkı. Yoğunlukları diyor. Zaten burada size anahtar kelimeyi vermiş arkadaşlar. Burada sıvı sıvı homojen karışımlar dediği için, kaynama noktası dediği için burada damıtma olduğunu bu kelimelerden anlayabiliriz. Katı bir maddenin sıvı bir madde içerisinde çözünmesiyle oluşan karışımı ayırmak için kullanılır. Bakın arkadaşlar, katı sıvı içerisinde dediği zaman hemen ne yapmamız lazım? Buharlaştırmamız lazım. Buharlaştırma yöntemi. Hemen devam edelim. Çözünme olmadan birbirine karışmış katı sıvı karışımları ayrımada kullanılır. Arkadaşlar çözünme yoksa ne yaparız? Süzeriz süzgeçle. Tanecik boyutları farklı katı katı karışımları ayıkla, ayıklama yöntemiyle arkadaşlar veya eleme yöntemiyle ne yapıyorduk? Ayırıyorduk. Demir, nikel, kobalt arkadaşlar bunu gördüğünüz zaman neyi kullanılır? Mıknatıs. Birbirini çeken karışımları ayırmada kullanılan yöntem mıknatısla ayırma. Arkadaşlar hemen PBS 2019 PBS sorusunu çözelim. Buna göre bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. K ve L maddelerinden oluşan bir karışım şekildeki düzenekte görüldüğü gibi önce buharlaştırılıp sonra yoğuşturularak ikinci kapta L maddesinin toplanması sağlanıyor. Arkadaşlar öncelikle L maddesi burada toplanıyormuş. Öncelikle kaynayan ne olacaktır? L maddesi kaynıyor burada ne yapıyor? Yoğuşuyor ve ikinci kapta toplanıyor. O halde şıklara bakarım hangisi söylenemez diyor. Bu karışım maddelerin kaynama noktası farkından yararlanarak ayrılmıştır. Bu doğru arkadaşlar. Burada zaten kaynama noktası yukarıda da bilgide de veriyor. K maddesi L maddesinden önce kaynar. Yanlış arkadaşlar. L maddesi ikinci kapta toplandığı için öncelikle L maddesi kaynamıştır. Yanlışı soruyor. B şıkkı. Devam edelim. Diğer şıklara da bakalım. Bu yöntem Birbiri içerisinde çözünen sıvıları ayrımada kullanılır. Evet sıvı sıvı homojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Düzenekteki buz L maddesinin yoğuşmasında hızlandırır. Evet arkadaşlar burada buz veya soğuk su kullanılarak yoğuşma sağlanır. Hangisi söylenemez? B şıkkı söylenemez. Bu çıkmış soru. Devam edelim arkadaşlar sorularla. Zeytinyağı su karışımını ayırmak için hangi yöntem kullanılması gerekir? Arkadaşlar zeytinyağı, su, yoğunlukları birbirinden farklı heterojen karışımlar, sıvı sıvı karışımlar ne ile ayrılıyordu? Yoğunluk farkından yani ayırma honusi diğer bir ismi yani cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Birbiri içerisinde çözünen X, Y, Z, T sıvıları kullanılarak bir çözelti hazırlanıyor. Buna göre ayrımsal damıtma yapıldığında karışımlardan hangisi ilk e, ayrılan ilk sıvı hangisi olur? Arkadaşlar ayrımsal damıtmada kaynama noktasından farkındandı. İlk önce kaynama noktası en düşük olan kaynayan diyordu. Yani e, baktığımızda kaynama noktası en düşük olan Y o halde ilk kaynayan hangisi olacaktır? Y yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Diğer devam edelim. Tabloda verilen karışımlar uygun ayrıştırma yöntemiyle eşleştirilirse hangi yöntem elde edilir? Arkadaşlar yüzdürme, odun talaşı su, süzme, makarna su, buharlaştırma, tuz ve su. Yani cevabımız ne olacaktır? Bu şekli veren A şıkkı olacaktır. Diğer soruyla devam edelim. Tabloda verilen karışımlar ve ayrımsal e, ayrıma teknikleri doğru bir şekilde eşleştirildiğinde hangisine ulaşılır? Arkadaşlar, alkol su ne olacak? Ayrımsal damıtma, tuzlu su buharlaştırma, kum talaş. Arkadaşlar, e, ne olacaktır? Yoğunluk farkı, e, demir tozu, kükürt tozu ne ile arkadaşlar? Mıknatısla. Baktığımızda hangisinde var bu? Cevabımız A şıkkında var aynı şekil. Cevabımız A şıkkı olacak. Baktığımızda bir ayrılma hunisi bakıyoruz. Yani yoğunlukları farklı sıvı sıvı karışımların ayrılmasında kullanılan Ayırma hunisi bu şekilde ayırma hunisi içerisinde karışım gösterilmiştir. Hangisi söylenemez diyor. Sıvı sıvı karışımdır. Doğru. Ayırma hunisi homojen karışımların yanlış arkadaşlar, heterojen karışımların hangisi söylenemez dediği için cevap B olacak. Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma yapılır. Doğru. Zeytinyağı su bu şekilde ayrılabilir. Doğru. Hangisi söylenemez? B şıkkı söylenemez arkadaşlar. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.